Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. İçer TV stüdyolarından ekranları başında bizleri izleyen herkese merhabalar. Yeni bir Hayatın Trafiği programıyla da huzurlarınızdayız. Evet, bu haftaki canlı yayın konuğum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Türkiye Üniversiteli, özür dilerim, İl Başkan Yardımcısı, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı, arkadaşım Avukat Şerife Arıcı Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş buldum, sefalar buldum. Teşekkürler. Ünvan bu kadar çok olunca ben de evet biraz şaşırdım. Estağfurullah. Şeref ama bunların adınız içinde sizin arkadaşınız olmak ayrıca çok değerli. Teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü konu başlığımız ortada aslında kadının trafiği diyeceğiz. Değil mi bugün? Evet. Öncelikle nasılsınız diye sorarak başlamak istiyorum. İyiyim. Her ne kadar özellikle dün aldığımız, peş peşe aldığımız vefat haberleri nedeniyle biraz buruk olsam da yaşama umudunu, iyiliği, sağlığı, geleceğe taşımak gibi aslında bir ödevimiz de var yani toplumsal açıdan. O nedenle gerek moral desteğiyle, gerek vitamin desteğiyle iyiliğimizi korumaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle iyiyim. Bugün sizinle birlikte olduğum için de ayrıca iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün kadınların trafiğini konuşacağız ama evet, biz dostuz, birbirimizi tanıyoruz. Fakat ekranları başındaki izleyicilerimiz sizi kendi cümlelerinizle bir daha tanısa diyorum ben söyleşimize başlamadan önce. Teşekkürler. Avukatım. Mesleğimde 28 yılı geride bıraktım. İki çocuk annesiyim. Deniz ve Eylül'ün annesiyim. Evliyim. Mustafa Yıldız'ın eşiyim. Avukatlık mesleğinin dışında uğraşlarım var. Bunlardan bir tanesi sivil toplum aktivistliği diyeyim. Yani 10 yıllardır 1997'den bu yana çok aktif bir şekilde farklı sivil toplum kuruluşlarında çevreme, kentime, kadın kimliğine, Günlar'la hemşerilerime, bu arada Günlar'da olmayayım, onu belirtmeyi unuttum, mesleğime ve ülkeme hizmet etmeye çalıştım. Birçok STK'da görev yaptım, başkanlık yaptım. Lions Kulüp Mersin Şubesi Başkanlığı, Günlarlar Dernek Başkanlığı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanlığı. Yörüklerle ilgili var. Ondan önce evet. Genç Girişimciler Derneği Başkanlığı, Yörük Türkmen Vakfı Başkan Yardımcılığı. Çok bir sayfa dolusu. Taşeli Yörükleri Dernek Başkan Yardımcılığı, Sekreterliği. Bunun gibi birçok görevle. Dediğim gibi kimliklerime hizmet etmeye çalıştım. Sorunların çözümüne bir nebze olsun katkı vermeye gayret ettim. Bunun yanında siyasetle de uğraşıyorum. Çünkü bu sivil toplum çalışmalarında gördüm ki sorunların çözüm yeri siyaset. STK çatısı altında tek tek insanlara, belki gruplara, belki ailelere çözüm yaratmaya çalışıyorsunuz, onları mutlu edebiliyorsunuz ama ulusal sorunları, sektörel sorunları, sınıfsal sorunları, kimliksel sorunları çözmek için siyasete ihtiyaç var. Bir yerde var. Tıkanıyor değil mi STK? Evet, hani evet. Bir noktadan sonra tabii. Daha fazla ileri gidemiyorsunuz. Öyle. Çözümün yeri siyaset. Onun için siyaset yapmaya karar verdim. 2000
2 yılından bu yana da siyasette de uğraşıyorum. Çok sürat yapıyorsunuz ama siyasette. Çok hızlısınız. Sağ olun. Maşallah. O çatı altında da birçok görevler yaptım. Bunlardan sonuncusu da Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkan Yardımcılığı hukuk ve seçim işlerinden sorumluyum. Evet. Şimdi ben Gülnar'ı yakaladım aradan. Biz Sun TV'de Nil Sezer'le Seyri Alem diye bir program yapıyoruz. İzleme fırsatınız olduğunu bilmiyorum. Evet, çok güzel. Gülnar çekimleri öncesinde Gülnar'da güzel bir çekim yaptık. Bu arada izleyen tüm Gülnar'lara da selam olsun diyelim. Gülnar Hatun'un hayatı, felsefesi, o mücadelesi beni çok etkiledi. Bir Gülnar'lı olarak Gülnar'la Hatun'u sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Gülnar Hatun çok önemli bir kimlik, çok önemli bir tarihsel kişilik ve Gülnar Türkiye'de adını bir kadından alan tek ilçe. İki ilçeden bir tanesi. O nedenle Gülnar çok farklı bir yer aslında. Kültürel olarak Türk kültürünü 1071'den önce buraya Orta Asya'dan göçüp gelmiş eski yörüklerden taşıdığı kültürünü bugünlere kadar taşımış bir yer. Gülnarlı olmak gerçekten bir ayrıcalık. Her Gülnarlı bunu hisseder ve ifade de eder. Gülnar Hatun 700'lü yıllarda Horasan'da yaşayan bir Türkmen beyinin kızı. Annesi ve babası ona o sıralar göçüp geldikleri için geride bıraktıkları sılaların adını verirler. Gülnar adını verirler. Gülnar'ı da çok yiğit, böyle tabiri caizse bir erkek gibi yetiştirirler. Her ne kadar o zamanlarda kız ve erkek çocuk ayrımcılığı bu kadar yok idiyse de savaşçı yetiştirirler. Emevilerle yapılan savaşta babası ölür. Gülnar Hatun ve nişanlısı ordunun başına geçerler. Din baskısına karşı, kültürel baskıya karşı mücadele ederler. Ve sonunda Gülnar Hatun obasını toplayıp Anadolu'ya doğru yola çıkar. Maraş dolaylarında bir savaşta can verir. Obası yürüyüşüne devam eder Toros Dağları üzerinden. Ve Gülnar'a geldiklerinde orayı yurt tutmaya karar verirler. Bir kısmı Gülnar'a yerleşir, bir kısmı Anamur ve Muğla'ya kadar da devam eder o boyun. Ve yurtlarına eceleri, yörük ecesi Gülnar Hatun'un adını verirler. Gülnar'ın adı buradan gelir. Çok gerçekten anlamlı, güzel bir şey. Bağımsızlık adına verdiği savaş, yani yerini yurdunu terk ediyor. Bağımsızlık ve değerlerinden vazgeçmemek adına. Kesinlikle, çok önemli. Burasını ben çok önemsiyorum çok özellikle. Gülnar Hatun hem değerlerine hem de kadın kimliğine ve özgürlüğüne sahip çıkan bir kadın olarak, kadına yönelik şiddete karşı çıkan bir kadın olarak da tarihsel bir önem taşıyor, özellik taşıyor. Öyle ki aynı zamanda ozandır Gülnar Hatun. Bağlama çalar ve söyler. Fakat Emeviler, o zamanki işte Emevi Abbasi kültürü adı altında din baskısı vardı değil mi din, o dönemde? Evet. Din adıyla Gülnar Hatun'un liderliğindeki kadın örgütlenmelerine, özellikle o istar dediğimiz dokuma tezgahlarındaki örgütlenmeyi dağıtmak isterler. Gülnar Hatun'un bağlama çalmasına engel olmak isterler. O buna karşı mücadele verir, askerlerle dövüşür ve ondan sonrasında da zaten ordusuyla beraber buraya doğru yürüyüşü başlar. Bir diğer tespitimde yani istediğini karar verdiği zaman tüm dünyaya kafa tutup direkt hedefe kilitlenen Türk kadını kimliği. Bunu nereye getirmeye çalışıyorum? Tomris Hatun'a getirmeye çalışıyorum.
Çünkü Türk kültüründe kadının çok ayrı bir yeri var. Şöyle geri dönüp baktığımızda gerek sosyal, gerek siyasi, gerek kültürel anlamda Tomris Hatun'da kadının Türk devletinde hangi makama kadar yükselebileceğinin en güzel örneği aslında. Sözü şuraya getirmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz döneme gelmeye çalışıyorum. Biz böyle bir tarihten geliyoruz. Şeyi söylemeyi unuttum. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi ayrı bir program konusudur zaten. Evet, Anadolu'ya adını veren de aslında Türk kadınıdır. Yani ağlayan Anadolu diye de bir şiirlerimiz var bizim, bilirsiniz muhtemelen. Evet, evet. Şimdi çok aktif siyaset yapıyorsunuz. Türk kadınının siyasetteki durumunun resmini çizmeye çalışsak nasıl bir tablo çıkar karşımıza? Bu tablo maalesef çok mutlu edici bir tablo değil, olması gereken bir tablo değil. Türk kültüründeki kadının yeri maalesef özellikle dinin ve din adı altındaki aslında Arap kültürünün yerleşmesiyle, egemen olmasıyla değişir. Olumsuz bir şekilde değişir kadının yeri. Ve en son işte Osmanlı'nın son döneminde nüfus sayımlarında sayılmayan, işte şer'i hukuka göre erkeğin miras hissesinin yarısını alan, kocasının 4 eşe kadar evlenmekte serbest olduğu bir, aslında birey olarak da kabul edilmeyen bir varlıktı kadınlarımız. Tanzimat'la birlikte kadın hakları konusunda bir uyanış başladı. Tüm toplum gibi kadınlar da Tanzimat'tan ve Avrupa'daki uyanıştan etkilendiler. Ve bu uyanış ve hareketler Cumhuriyet'le, Atatürk'ün aydınlanma devrimiyle ve o aydınlanma devriminde kadını en öne koyan o ilerici bakış açısıyla taçlandı ve bir yasal metin olarak da Türk Medeni Kanunu'yla ilk defa kadınlarımız medeni bir kimlik kazandı. Bunu 1930'lu yıllarda, 34 ve 35 yıllarında gerek belediyelerde gerek mecliste seçme seçilme hakkı izledi. Bununla birlikte kadının erkekle birlikte en azından yasal eşitlik ortamında siyasi varlığı tanındı. Ancak biz bu hakkı çok yeterli kullanamadık. Değil mi? Evet. Çünkü birazdan geleceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, olgusu toplumumuza yerleşmediği için bu hak daha çok yasalarda kaldı. Kadının siyaset yapmak için zamanı olmadığı için, parası olmadığı için, ekonomik gücü ve sosyal ve kültürel desteği olmadığı için kadın siyasette erkekle eşit bir konumda olmaktan çok uzak. Gerek belediye meclislerinde ve belediye başkanlıklarında, gerek de meclisteki temsili istenen düzeyde değil. Hemen paylaşayım isterseniz. Hı hı. 2020 ile ilgili bir veri var elimde. Mecliste kadın sayısı AK Parti 54, Cumhuriyet Halk Partisi 17, Milliyetçi Hareket Partisi 4, İyi Parti 2. Bir şey daha, ondan sonra size döneceğim tekrar. İlk 1935'te 17 tane mecliste kadın varmış. Şimdi 2021'deyiz. Cumhuriyet Halk Partisi hala 17'de ısrarlı. Evet. Diyorum ve geri çekiliyorum. Buyurun. Evet, bu gerçekten kabul edilir bir şey değil. Hele ki demin anlattığımız gibi Türk kadınının yönetimde de, Türk kültüründe erkeğinin yanında olduğu bir konumdan böyle bir konuma, daha ikinci, daha artçı bir konuma gelmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ki biz Cumhuriyet'le birlikte kadınların o medeni haklarını ve siyasi haklarını birçok dünya ve Avrupa ülkesinden önce kazanmış, almış bir ülkeyiz. Ancak işte sonrasında Cumhuriyet devrimlerinin kesintiye uğraması nedeniyle, öyle diyorum ben,
1940'larla Atatürk'ün ölümünden sonra maalesef Cumhuriyet yürüyüşü kesintiye uğradı ve çok uzun bir konu, yine bir sohbet konusu belki. O sürecin sonunda bugün kadınlar, bırakın siyasi haklarını, şu anda yaşam haklarını savunur duruma geldiler. Ben uzun yıllardır kadın hakları mücadelesinde olan bir avukat ve hukukçu olarak bu açıdan çok üzgünüm. Değil mi? İlk benim kadın hakları mücadelesine girişim aslında kadınları siyasete taşımak amacını gidiyordu. Şeymiş, mesela kadın milletvekili oranımızda 192 ülke arasında 117. sıradayız. Yani anda, ülkenin prestiji açısından da gerçekten çok üzücü. Düşünün, dünyada pek çok ülkeden önce kadına bir takım haklar veriyorsunuz. Evet, aynen. Ama siz 192 ülkede 117. sıraya düşüyorsunuz ki yani Afrika ülkeleriyle filan herhalde. Şu anda onlardan geri konumdayız. Birçok Afrika ülkesi bizim önümüzde. Temsil noktasındaki bu geriliğe rağmen kadın erkek eşitsizliği, cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet konusunda da maalesef birinci sıralardayız şu anda dünyada. O zaman kadının toplumdaki yeri ve durumunu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Genel değerlendirme. Evet, evet, lütfen. Kadının toplumdaki yeri ve durumu konusunda. Çünkü biliyorum ki bir toplumda uygarlaşma ve medeniyetleşmenin en temel göstergesi kadının duruşudur. Çünkü sağlam bir duruşu olan kadınların yetiştirdiği çocuklarla geleceğe daha emin adımlarla gitmek mümkün. Bu konuda biraz konuşmalıyız diyorum bence. Evet, çok katılıyorum. Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk kadınına ilk haklarını yasal olarak tanıyan Ulu Önder Atatürk de böyle düşünmüş ve aslında bu kadını aydınlanma devriminin taşıyıcısı yapmak istemiş. Bu hakları ona vererek, kazanımları vererek. Ve kadınlar da bunu çok güzel benimsemişler. İşte öğretmen olmaya başlamışlar, akademisyen, doktor, avukat. Birazdan bahsedeceğiz. Bizim derneğimiz olan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin kurucusu da bir avukattır, Süreyya Ağaoğlu. Türkiye'nin ilk kadın avukatlarından bir tanesi. Onun gibi ilk doktor, ilk işte profesör gibi Cumhuriyet'in ilk üniversiteli kadınları bu derneği kurmuşlar. Bunun gibi başka birçok kuruluşta oluşturmuşlar. Bu aydınlık düşünceyi, aydınlanmayı topluma, tabana yaymak için köy enstitüleri de bunların içinde çok önemli bir kurumdu. Fakat dediğim gibi 40'lardan sonra bir geriye gidiş başladı. Şu anda yasal olarak kadınların erkeklerle eşitliği gerek anayasamızla, gerek medeni kanunumuzla, gerek diğer kanunlarla, iş yasası, ceza yasası, ticaret kanunu gibi toplumsal ve hem siyasi hem ticari hayatı düzenleyen kanunlarla güvence altında. Fakat şiddet bitmiyor. Fakat kültürel olarak bu düzeyde olmadığımız için ne kadın siyasete katılabiliyor yeterince, ne çalışma hayatına katılabiliyor. Çalışsa da mülkün ve paranın sahibi olamıyor kadın. Olamıyor değil mi? Evet. Çoğu kadının parasını ve mülkünü eşi ya da ailesindeki bir erkek kullanıyor. Kadın eğitime erişemiyor. Erkeklerle eşit olarak erişemiyor. Birçok kız çocuğumuz özellikle şu 4+4 sisteminden sonra okuldan alınıyor ve erkenden evlendirilmeye teşvik ediliyor ya da zorlanıyor. Tüm bu açılardan bakıldığında hiç hak etmediği bir yerde. Şu aslında anda. Erkeği de çekip çeviren kadındır. Şöyle bir baktığınız zaman. Fırsat verilirse evet. Fırsat öyledir. Verilirse evet. Çünkü kadının bu tıbben de açıklanabiliyor. Biyoloji bilimi de bunu açıklayabiliyor. Yönetsel becerileri çok güçlü kadının. Yönetsel ve öğretici gücü var. Yani her kadın ve anne bir öğretmendir o açıdan da. Demin dediğiniz gibi gelecek nesillerin yetiştirilmesinde o nedenle anne aslında daha öncül, birincil bir önem taşır ailede ve kadın.
Ancak işte kadının bu özellikleri bastırılınca, eğitimle desteklenmeyince kadının doğal yetenekleri, erkek egemenliği başlıyor. Erkek egemenliğinin olduğu yerde kadın hiçbir hakkını kullanamıyor. Ne eğitim, ne siyaset, ve ne şiddet artıyor değil mi? Şiddet her geçen gün artıyor. Bir de bir şey daha mesela sormak istiyorum şiddetle ilgili. Kadının okuma seviyesi yükseldikçe de uygulanan şiddetin arttığı yönünde kaynaklar da okudum. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Hani avukatsınız, eminim bir tür davalar da önünüze geliyordur. Gerçekten öyle. Kadın cinayetlerine baktığınızda da, kadına yönelik şiddete baktığınızda da genel olarak normalde eğitim seviyesi arttıkça şiddetin olmaması düşmesini lazım. Beklersiniz evet. Ama öyle olmuyor. Bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle aslına bakarsanız. İşte oradan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına geliyoruz. O zaman oradan devam edelim. Peki cinsiyet ne? Toplumsal cinsiyet ne? Önce bunu bir açmak gerek bence. Cinsiyet dediğimiz biyolojik olarak cinsel kimlik. Cinsel evet. Kimliğimiz yani yaratıcının bize bahşettiği vücut. Değil mi? Evet. Evet. Bedeniyle, duygusuyla, psikolojisiyle bir bütün olan bir kimlik. Toplumsal cinsiyet ise ona dikilmiş bir elbise, değil mi? Toplum tarafından ona dikilmiş, ölçüsü alınmamış. Çok güzel ifade ettiniz. Yani bazen zorla hani içine o kalıba girmeye çalışıyor. Bazen bol geliyor, bazen dar geliyor. Çok güzel bir tarif oldu bu. Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyetlerin, toplumdaki bütün cinsiyetlerin hakları kullanmak ve fırsatlara erişmek konusunda eşit olmasıdır. Eşit olması anlayışıdır. Cinsiyet eşitliği kavramı. Birçok kişi bunu saptırmaya çalışır. Özellikle işte gerici kişiler, gruplar. Mutlak bir eşitlikten bahsetmiyoruz. Bedensel bir eşitlikten bahsetmiyoruz. Kadın ve erkeğin her birinin kendine özgü biyolojik özellikleri ve farkları var. Biz bunları, bu farkları ortadan kaldırmaktan bahsetmiyoruz. Ama haklara ve fırsatlara erişmekteki farkları ortadan kaldırmaktan bahsediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz zaman. Bu da önce aileden başlıyor. Önce anneden bebeklikten, başlıyor aslında değil mi? Aynen, evet. Anne ve babadan başlıyor. Sonra okulla devam ediyor ve okulla birlikte yakın çevre. Doğal şey çevre, sosyal çevre. Sonrasında daha yeni sosyal çevreler, işte siyaset, medya, dünya görüşü, eğitimin yanında diğer kurumlar, bunların hepsi oluşturuyor aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, hep birlikte oluşturuyorlar. Bir sentez oluyor yani. Sentez oluyor. Nasıl o bahsettiğiniz elbiseyi giydiriyorlarsa bireylere, toplumsal yapılara da giydiriyorlar. Aileye de giydiriyorlar mesela. Ne bileyim, mesleklere giydiriyorlar, siyasete giydiriyorlar. Bu konuda hepsi bir işbirliği içinde hareket ediyor. Evet. Şimdi aslında bu annelerden bahsetmişken, dün çok büyük bir anneyi andık. Toplantının başında anmak istiyordum. Türk milletinin ve dünyanın kaderini değiştiren, tarihin akışını değiştiren bir evladı dünyaya getiren bir anne, Zübeyde Hanım'ı ölümünün 98. yılında saygıyla anıyoruz. Zübeyde Hanım da Karamanlı'dır aslında, biliyor musunuz? Karamanlı, okumuştum, evet. Bir Türkmen ailenin evladıdır. O da çok aydınlık, düşünceli bir kadındı. Ve o anneden de Atatürk gibi ülkesinin de, Anadolu'nun da ve tüm mazlum devletlerin de üstüne doğan bir güneş timsali bir kişiliği dünyaya getirdi. Onu saygıyla anıyoruz.
Evet, anneler toplumu dönüştürecek olan onlar aslında. Evet. O nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin önce anneler tarafından kazanılması gerekiyor. Ama aslında bu konu sadece bizim Türkiye'ye has bir konu da değil. Mesela Birleşmiş Milletler'de toplumsal cinsiyet eşitliği artık bir insan hakkı olarak değerlendirilen bir kavram. Aslında genel anlamda tüm dünyada da böyle bir ivme var. Var, var. Ne yazık ki. Şöyle, o konuda da bazı şeylerden bahsedelim. Mesela CEDAW Sözleşmesi var. Avrupa Konseyi çatısı altında hazırlanmış. Tüm dünyanın uygar devletleri tarafından kabul gören ve bizim de imza ettiğimiz CEDAW Sözleşmesi, kadına yönelik ayrımcılığa, cinsiyet ayrımcılığına karşı olan, onu kaldırmaya çalışan bir sözleşme. Evet. Sonrasında İstanbul Sözleşmesi var. Türkiye'nin yine imza attığı Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Kadına yönelik şiddetle mücadele sözleşmesi. Yine bizim 6284 sayılı kanunumuz var, 2012 yılında kabul ettiğimiz. Ben de demin bahsetmeyi unuttum. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurucularındanım ben. Ve 3 dönemde Türkiye Barolar Birliği'nin Kadın Hakları Komisyonları Birleşimi olan TÜBAKKOM çatısı altında bunun yürütmesinde çalıştım. Ve biz o 2012 yılında çıkan 6284 sayılı, yani aile içi şiddetin önlenmesine dair kanunun hazırlanmasında çalışma yaptık. O kanunun hazırlanmasında yer almakla gerçekten gurur duyuyorum. Meslek hayatım ve sosyal çalışmalarım içinde en çok önemsediğim çalışmalardan bir tanesidir. Şimdi kadınları o kanunla korumaya çalışıyoruz işte. Ama işte kanunlar uygulanırsa yararlı oluyorlar, işlevlerini yerine getiriyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci olmayınca kanun da uygulanmıyor. Böyle bir sorunumuz da var. Peki neden, yani aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelinde müdahale edilmesi gereken 3 sorun var. Bunu bir anketten aldım, bu sonucu. Kadınların eğitimi, çalışma yaşamındaki durumu, bir de siyasete katılımı. Yani bu çözüldüğü zaman bu eşitsizlik biraz daha böyle dengeye oturuyormuş okuduğum kaynağa göre. Neden tartışma konusu oluyor Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği? Kimi rahatsız ediyor ya da eşitsizliğinin kime ne zararı var diye bir soru sorayım ortaya. Evet, bunu İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmak isteyenlere sormak lazım. Anladım. İstanbul Sözleşmesi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesidir ve Türkiye'nin ilk imza attığı kadına yönelik ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak ve olduğunda da kadına pansuman tedbirleri, koruyucu tedbirleri uygulamak için ortaya konan ve bu konuda devletlere ve tüm kurumlara yükümlülük getiren bir kanundur. Pardon, uluslararası sözleşmedir. Biz buna ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Sonrasında bununla uyumlu olarak 6284 sayılı yasayı çıkarmışız ama 2020'ye geldiğinde biz böyle bir sözleşmeyi ve kadınların patır patır artık birer ikişer değil üçer beşer öldürüldüğü bir ülkede, evet, artık kadın cinayetinden çıkıp bu olayların kadın kırımına dönüştüğü bir ülkede biz İstanbul Sözleşmesi kaldırmaktan bahsedebiliyoruz. İşte onlara sormak lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının erkekle eşitliği kimi rahatsız ediyor, neden rahatsız ediyor? Onlara sormak lazım. Bizler de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi kurumlar, bütün kadın dernekleri, aslında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu altında örgütlenmiş tüm dernekler İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz. Onun hukuken de altından imzasının çekilmesinin imkanı olmadığını biliyoruz. Böyle bir hukuk tanımazlığı asla kabul etmiyoruz. Ve her şeyin ötesinde kadının yaşam hakkının tartışılmasını asla ve katla kabul etmiyoruz. O zaman
Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne gelelim. Çünkü biliyorum ki en çok konuşmayı sevdiğiniz sivil toplum dönem kuruluşlarından birisi. Ben de yönetimindeyim. Evet, ne güzel ki beraberiz sizinle orada. Çok gurur duyuyoruz. Bu dernekle ilgili konuşalım şimdi. Tarihi nedir? Kimlerle ilgilidir? Ne yapar, ne eder? Bir bilgilendirme yapalım. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 1949 yılında, az önce söylediğim gibi, Türkiye'de ilk üniversite mezunu meslek sahibi kadınlar tarafından kurulmuş bir dernektir. Meslek sahibi olmazsa giremiyor mu? Yok, hayır. Kuranlar meslek sahibi. Anladım. Sadece üniversiteyi bitirmiş olması yeterli dernek üyeliği için. Şu anda 30'a yakın şubesi var Türkiye'de. Biz de son şubeyiz. Mersin şubesi olarak geçen yıl kurulduk. Ben aslında gerçekten de artık siyasete başladığım için sivil toplum çalışmalarını biraz daha geriden takip etmeye karar vermiştim. Ama kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı, kadına yönelik ayrımcılığın bu kadar arttığı bir süreçte böyle bir görev teklif edildiğinde, Mersin şube kuruculuğu teklif edildiğinde bunu reddedemedim. Çok değerli arkadaşlarım, Ruşen Oğuz, Deniz Şehitoğlu, Dilek Yörük, Fatoş Yüksel Akın, Tuğba Küçükbahar, Sevda Faydaver arkadaşlarımla beraber derneği kurduk. Sonrasında çok değerli sizin gibi arkadaşlarımız katıldı aramıza. 23 kişilik bir genel kurulla başlangıç yaptık. Sevgili Türkiye'nin ilk üniversiteli kadınlarından Mersin'de yaşayan sevgili Muazzez İlmiye Çığ'da onur konuğumuz oldu. Çalışmalara başladık. Geçen 25 Kasım'da genel merkezimiz 25 Kasım etkinlikleri görevini bize verdi. Ve orada bir Mor Cepken haftası yaptık. Bir de onu konuşalım, Mor Cepken'i. Evet, onu da bahsetmek isterim. Hı hı. Türk kültüründe kadına bakış, kadına yönelik şiddete bakışı çok güzel anlatır. Yörüklerde bir Mor Cepken adeti vardır. Genç kızların çeyiz sandığının en altına bir Mor Cepken dikilip konur. Bu cepken sandığın en altına konur çünkü onun giyilmesi hiç istenmez aslında. Günün birinde evlenen, o çeyiz sandığını evine çeyiz olarak götüren kadın eşinden bir şiddet gördüğünde o cepkeni giyer. Kadın o cepkeni giydiğinde konu komşu, köylü, akrabası bilir ki kadın şiddete uğramıştır. Ve konu komşunun göreceği bir yere oturur. Bunu görenler eşini toplumsal olarak cezalandırır. Onunla selamı sabahı keser. Onu toplumdan soyutlar. Hiçbir topluluğa kabul etmezler. Tamamen dışlarlar. Ta ki o erkek, kadına şiddet uygulayan erkek, karısının gönlünü alıp da onu affettirene kadar. İşte Mor Cepken böyle bir şey. İşte Türklerde kadına ve kadına yönelik şiddete bakış açısı böyle bir şey. Biz de o kültürümüzü yeniden ortaya çıkarmak, tanıtmak ve o ruhu yeniden toplumda geçerli kılmak adına Mor Cepken adını verdik bütün etkinliklerimize. İşte kadın ressamlarımızın resim sergisini açtık. Bir çalıştay yaptık kadın dernekleriyle. Kadına yönelik şiddetin sebeplerini ve çözümlerini tartıştık. Sonrasında da 7 Mart'ta Yenişehir Belediye'mizle birlikte derneğimizin en önemli etkinliği olan genç kızlara, üniversitelere burs verme etkinliği için bir bağış kampanyası başlattık. Bir Mimoza'da Sen Yetiştir. Bu kampanyayı Yenişehir Belediyesi ile birlikte Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol takımı ile birlikte yaptık. Onlar da destek verdiler. Şimdi işte o kampanyamızın getirileri artık bu yıl, bir yıl içerisinde kız öğrencilerimize burs vermeye başlıyoruz. Evet, gerçekten çok önemli bir vizyonu var derneğin.
Çok. Yüzlerce, binlerce bursiyeri var derneğin. Okuttuğu, meslek sahibi yaptığı kız öğrenciler var. Geçenlerde bir Zoom toplantısı yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yapıldı geçen hafta. Siz de katıldınız. Oraya o bursiyerlerimiz de katıldı. Hı hı. Onları tanımak, onları görmek, onlar için bir ışık olmak çok büyük bir mutluluk gerçekten. Derneğimizin amacı kız çocuklarının üniversite eğitimi almasını, meslek sahibi olmasını sağlamak. Ama bununla birlikte özellikle kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadını statü olarak ekonomik, siyasi ve kültürel olarak desteklemek. Türk Üniversite Kadınları Derneği'nin amacı bu. Biz de Mersin'de bu amaca uygun çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle biraz durduk. Umarım bu aşıyla biraz daha rahatlarız. Mesafeler ortadan kalkar. Çalışmalarımızı sonunuzda devam ederiz sizlerin de desteğiyle. İnşallah. Düşündüm. Şimdi siz konuşurken Gülnar'da kız çocuklarının okuma yazma oranı çok yüksek. Evet. %98'ler falan. Siz Gülnar'lısınız. Evet. Kendi çevresinde olmayan bir şey için bu kadar çok koşturmak da çok farklı bir güzellik diye düşündüm. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten Gülnar'lı ailelerde kız çocukları hep öncüdür, yani ön plandadır. Hatta biraz böyle aileyi de örgütleyicidir. Ama tabii ki toplumun genel yapısını hepimiz yaşantımız içerisinde görüyoruz. Hele ki ben bir avukat olarak bunun çok içindeyim. Kadınların sorunlarını çok iyi biliyorum. Uğradıkları haksızlıkları çok iyi biliyorum. O nedenle duyarsız kalmamız mümkün değil. Kız çocuklarımız çok önemli. Onlara yaşanır bir gelecek, yaşanır bir ülke bırakmak, bir özgürlük ortamı bırakmak çok önemli. Bunu tabii ki sadece kendi adımıza değil, özellikle de kız çocuklarımız adına yapıyoruz bu çalışmaları. Hepimiz bunu bir sorumluluk olarak görmeliyiz aslında ki, evet, sağlam bir gelecek gelsin arkadan. Kesinlikle. Son derece önemli. Evet, şimdi programın ismi Hayatın Trafiği. Azıcık da gerçek trafik konuşalım. Aslında bizim trafiğimiz hanımların daha yoğun. Hani şu yollardakinden daha, hele bir de böyle çalışansanız, değil mi? Gerçekten trafik, evet. Düşündüm de kadının trafiği işte sabah 7 gibi uyanış ile beraber başlıyor. Akşam geç saatlere kadar ne kadar eğitimli olursa olsun, ne kadar ekonomik gücü olursa olsun hep eşine ve çocuklarına karşı bir sorumluluk, ağır adanmışlık bir sorumluluk var, evet, ve adanmışlık durumu olduğu için, bu bize yüklendiği için trafiğimiz çok sıkışık. Şey değil mi? Sizde de var mıdır aynısı? Sabah en erken biz kalkıyoruz ama evde en son yatan biz oluyoruz, değil uyuyan. Evet. Eminim herkes hemen genelde hemen aynı. Genelde öyledir. Evet, her ne kadar tabii ben kendi adıma, yani eşim sağ olsun paylaşıyor benimle, ama bu genellikle istisna oluyor toplumda, aile yapısına baktığımız zaman. O nedenle kadınların trafiği çok ağır, çok sıkışık. Ev var, çocuklar var, hasta ve yaşlıların bakımı kadının üzerinde. Bir de pandeminin yarattığı baskı var. Ekstra bir şey var. Evet. İş var. İş ortamında da kadın çoğu yerde ayrımcılığa uğruyor. Yani emeğiyle çalışan kadınlar, kurumsal bir yerlerde çalışan kadınlar genelde eşit ücret alamıyor erkekler. Ya da mobbing. Mobbing zaten almış yürümüş gitmiş. Mesela adet günlerindeki sıkıntılarını paylaşamıyor. Bir izin aldığında sorun olabiliyor bu. Yahut doğum dönemlerinde çoğu kadına bu sebeple iş verilmiyor. Ya da çoğu kadın doğumdan sonra işten çıkarılıyor. Yani kadınlar toplumu
yaşamı üretmek için bu kadar çok yük almışken üstüne toplum hep onu ödüllendirmek yerine cezalandırıyor. Diyor ki hey be, bunu da koyayım, bunu da koyayım, değil mi? Maalesef üstüne bir de ceza geliyor. Aynen. O nedenle kadınların yükü çok ağır. Trafikte bile bunu yaşıyoruz. Yani birçok kadına yönelik yani ayrımcılık trafikte de bir mobbinge dönüşüyor aslında. Trafikte erkek sürücülerin çoğu kadınları taciz ediyorlar. Evet. Sırf kadın olduğu için, yani ben dahi ki çok, yani 18 yaşında ben doldurduğum gün hemen ehliyete başvurdum ve almıştım. 26 yaşından bu yana da araba kullandığımı söyleyebilirim. Hani deneyimli bir sürücüyüm. Pek de hatalı araba kullanmam ama buna rağmen trafikte taciz ediliyorum. Çünkü trafik toplumun bir aynasıdır. Aslında öyle. Evet. Ne güzel, yani toplum nasılsa bakışı, evet, trafikteki işleyiş de o şekildedir. Kesinlikle. İşte bu mutlaka bayan sürücüdür. Bayan sözcüğünü kabul etmiyorum da genelde öyle kullanılıyor. Kadın. Hı hı. İşte kadın sürücü ne olacak falan gibi sözler. Bunlar da ayrımcılığın birer ifadesi. Ve kadın sürücülerin üzerine işte araba sürmek, işte hatalı sollama yaparak onu taciz etmek, ne bileyim mesela ışıkta sarı yanıyor. Sarı yandı, hemen peşinden kırmızı gelecek. Kadın durdu. Arkadan dağıt 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 korna sesleri. Niye duruyorsun? Yani şeye uymak da suç kadın için. Trafik kuralına uymak da suç. Hız limitleri içerisinde araba kullanmak da suç kadın için. Yani bir tanesi geliyor mesela kurala aykırı sollama yapmak istiyor ama kadın kendi şeridinde ve hız limiti içerisinde hareket ettiği için o bunu yapamıyor. Arkadan selektörlerle, kornalarla tacizler. Yani her yerde kadına yönelik taciz diyeyim ki bu da bir trafik tacizidir. Burada da devam ediyor, trafikte de devam ediyor. O kadına yönelik bakış açısı değişmedikçe de bunların olması kaçınılmaz. Şimdi trafikte kadınlar daha az ceza yiyormuş. Ben bu konuda her hafta bu konuda konuştuğum için artık böyle farklı farklı kaynaklardan bilgi topluyorum. Okuduğum bir kaynakta kadınlarda bir sorumluluk bilinci vardı. Mesela ne yapıyoruz? İş yerinden çıktık, daha direksiyona oturduğumuz anda düşünüyoruz. Yemekte ne yapsam? Şu şöyle mi yapsam, giderken şunu mu yapsam? Yani hep bir programlamayla gidiyoruz ya biz. Evet, güne evet, yetişebilmek adına ya da toplumun bize yüklediği bu sorumluluğu, hı-hı, gerçekleştirebilmek adına biz o yüzden bir kazaya karıştığımızdaki zaman kaybını evet de düşünüyoruz. Düşünüyoruz ve hep böyle daha temkinli ilerliyoruz trafikte, hı-hı, ama bizim bu temkinli ilerlememiz maalesef erkek sürücülerin pek hoşuna gitmiyor. Evet. Oysa ki artık trafikte kadınlar da var. Bir kere bunu bir kabul etmek gerekiyor. Mesela ben Mersin'de aldığım verilere göre Mersin'de kadın sürücü oranı 96.853 olarak verilmişti. Tabii bu veriler geçmiş veriler. Şimdi bunu kat kat üstüne çıktı. Bu 8-9 sene öncesinin verileri benim söylediğim. Erkek kaçmış o zaman? Erkek sayısını sormamıştım. Sadece kadın olarak sormuştum. Ama yani şuna getirmeye çalışıyorum. Artık kadınlar da var ve kadınlarla ilgili yapılan anketlerde ehliyeti niye aldınız sorusuna kadınlar işte günü daha verimli kullanabilmek için, evimin işlerini idare ettirebilmek için ya da ne bileyim çocuğumu okula götürüp getirebilmek için. Yani ihtiyacı olduğu için alıyor aslında ehliyeti kadın. Hani alayım öylesine ehliyeti var, evet, evet, desinler mantığı yok. Hayata yetişebilmek için, hı hı, o direksiyona oturuyor ama maalesef sizin de söylediğiniz gibi kurallara uyması bile dert oluyor. Ama tabii bu arada gerçek anlamda bayan sürücülere, biz de onların deyimiyle söyleyelim, hı hı, ya da kadın sürücülere, hı hı, olması gerektiği gibi davranan sürücülerimizi bir tarafa bırakıyoruz. Tabii ki. Hı hı.
Yani ben tabii bu alanı sizin kadar iyi bilmiyorum. Doğru söylüyorsunuz ama şunu da eklemek istiyorum. Otomobil, kadın ya da ehliyet, araba, sürücülük biraz özgürleştiriyor da kadınları, biliyor musunuz? Evet. Yani tabii çoğu kez belki ailenin, çocukların ihtiyacı için kullanıyor ama bir yere gitmek için, kendi ihtiyacı ya da aile ihtiyacı için, çocuklar için bir kadının eşinden yardım istediğini düşünün. Yani beni götürür müsün? Ya da en kötü senaryo, eşiniz gece yarısı rahatsızlandı. Değil mi? Yani, onu götürmeniz gerekebilir. Yani tabii ki. O yüzden bir özgürlük de kadınlar için. O açıdan kadınların trafiğe katılması da bence o eşitlik adına çok önemli bir şey. Çok önemli bir adım ve gelişme. Bir gösterge aslında. Kadın sürücülerin sayısı bence bu ölçümler için kullanılabilir. Evet. Bu kıyasla kullanılabilir. Peki trafikte en çok kaç hız yapıyorsunuz? Size özel sorulara geçelim şimdi. Yani ben 120'yi geçmem. Ama davanız var mesela, atıyorum. Ankara'da. Genelde. Hani biraz daha bir hız yapayım der yani misiniz? Yani şöyle, fark etmeden 130-140 olabiliyorum, fark etmeden, ama onu fark ettiğim anda tekrar 120'ye falan dönerim. Hızdan hoşlanmıyorum, trafikteki hızdan hoşlanmıyorum. O beni geriyor. Değil mi? Hele ki bir de arabanın sağ tarafında oturuyorsam, sürücü hız yapıyorsa o zaman çok huysuzlaşıyorum ve şoföre müdahale ediyorum çoğu kez. O bende gerçekten çok farklı bir gerginlik yaratıyor. Fazla hızı sevmiyorum. Risk çünkü. Evet, risk. Genelde de ben temkinli bir insanım karakter olarak, meslek olarak da öyle. Belki o yüzden, belki kişiliğim. Bir de avukatın verdiği böyle kuralların içinde kalmak. O da var. Tabii o da var, o da var. Kalıplar vardır. Değil mi? O da var. Evet. Yani şunu da söyleyeyim, yani nazar değmesin, Allah korusun. Şu ana kadar hiç kaza yapmadım. Tam onu Allah soracaktım. Da göstermesin. Tam onu soracaktım, söylediğiniz için. İşte bundandır için. Belki. Tabii kaza yapmak illa kendi kusurumuzla olmuyor, karşı kendi ihmalimizle olmuyor ama dikkat burada çok önemli. Yani kurallara uymak kadar. Karşı taraf, diğer trafikteki diğer sürücü ve unsurları gözlemek, çok dikkatli olmak ve oradaki hatalara, yanlışlara hızlı refleks göstermek bunda etkili oluyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili anket cevapları şu şekildeymiş. Katılımcıların %72'si hiç kaza yapmadık demiş, bayanlar için bu cevaplar. Bunu da şuna bağlıyorlar. Kadınlar bir daha dikkatli, bunu birlikte söyledik zaten. İkincisi, kadınlar araç sürerken de çocuklarını, annelerini, babalarını, eşlerini ve yarınlarını düşündükleri için daha temkinliler diye sağlaması da yapılmış. Gerçekten doğru. Hiç taciz edildiniz mi trafikte? Edildim. Deminki trafikteki kadınla ilgili değerlendirmelerim min çoğu kişisel deneyime dayanıyor. Tabii diğerlerine de tanık oluyorum, başka kadınların tacizi. Ne anlamalıyız trafikte taciz konusunu açtığımızda? Ya, trafikte taciz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir göstergesidir. Aslında erkeklerin biraz belki, yani tabii bazı erkeklerin, hepsinin için söylemeyeceğim, kıskanması, kadına onu layık görmemesi, kadını küçük düşürmek için kullandığı bir araç, bunun gibi şeyler olduğunu düşünüyorum altyapısında. Yani bir erkek sürücüye yapmayacağı şeyleri birçok erkek sürücü kadın sürücüye yapıyor. Hatta bu Büyükşehir Belediyesi'nin kadın sürücüleri, şoförlerine ile ilgili haberler de okumuştum geçmişte. İlk ortaya çıktığında ben bu otobüse binmem diyenler falan da olmuştu, değil mi? Hatırlarsanız o dönemlerde. Olmuş mu? Olmuştur. Evet. Şimdi bakın, o da çok önemli. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kutluyorum. Sayın Vahap Seçer'i bu konuda bir fark getirdi Mersin'e.
Mersin aslında her şeye rağmen daha demokratik bir kent. İç Anadolu'ya ya da Karadeniz'e falan baktığımızda, doğuya baktığımızda daha ileride bir kent bu anlamda. Ama bu kadın şoförler, üstelik de otobüs şoförleri çok şey kattı bence. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında kadının emeğini görünür kılmak. Bir sosyal mesaj aslında, aynen, değil mi? Kadına güvenmek. Yani kadına güveniyor. Toplu taşım aracını bir direksiyonuna kadın oturtuyor. Çok önemli bir şey. Çoğu da genç. Evet. O açıdan çok mutluluk verici Mersin adına. Çok bir katkı yani toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında. Şey anlamında da çok önemli. Mesela bir şehre dışarıdan birisi geldiği zaman ilk dikkat ettiği şey, yapılan araştırmalara göre, trafikte ilk karşılaştığı işte toplu taşıma sürücüleri, taksi sürücülerinin, evet, halleri, tavırları ve davranışları. Doğru. Doğru. Bir kadının orada derleyi, toplayıcılığı da trafiğe etki ettiği zaman gerçekten bence iyi bir profil olacaktır Mersin için. Teşekkür ediyoruz bu, evet, bağlamda güzel Büyükşehir oldu. Belediyesi'ne. Çok güzel oldu. Başka mesleklerde de dileriz böyle şeyler olur. Mesela bazı meslekler var. Geçen gün televizyonda izledim. Kadın oto tamircisi olay olmuş. Biz kaçıncı yüzyıldayız? Yani benim ülkemde makine mühendisleri yetişiyor bayan. Ne bileyim, elektrik, elektronik mühendisi yetişiyor. Neden bir oto tamircisinin bayan olması ana haber bülteninde konu olabiliyor? Ben bunu anlayamadım açıkçası. İşte bu da demin medyanın durumundan, rolünden söz ettik ya, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda. Orada o medyanın o bakışı ve tavrı, duruşu, ama bunun tabii toplumsal bir altyapısı da var, geri planı da var. Neden? Toplumsal cinsiyet yargılarında, eşitsiz konumlarda kadın ve erkeğe roller biçiliyor. Kadın ve erkeğe meslekler biçiliyor. Kadın daha çok öğretmenlik, işte hemşirelik gibi. Avukatlıkta meslek... durum nasıl? Sayısal eşitlik. Avukatlıkta oldukça yüksek, Mersin'de oldukça yüksek. Mersin'de neredeyse yani yarıya yaklaşır. Avukatlıkta iddialı kadınlar. İşte en çok akademisyenlik, öğretmenlik bu alanlarda varlar. İşte diğer alanlarda erkeklere uygun görülen alanlarda kadının varlığı yadırganıyor ve bu nedenle haber oluyor. Haberi konu ediliyor. O zaman medyaya da çok büyük sorumluluk düşüyor aslında. Çok, bu farkındalık anlamında. Çok. Yani inanın o diziler, çizgi filmler, o masallar, masal kitapları hepsi bu bir işleve sahip. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir işleve sahip. O işlevi doğru yerine getirmek çok önemli. O günkü birlikte katıldığımız eğitimin içinde şunu öğrendim. Mesela Odea Bank birçok klasik masal kitabını toplumsal cinsiyet eşitliğine göre yeniden uyarlamış. Harika. Düzenlemiş. Bunun gibi aslında biz eğitim sistemimiz içerisinde bunu yapmalıyız. Ama bunu yapmak dururken son dönemde ders kitaplarında bırakın eşitliği, kadına yönelik şiddeti mazur gösteren unsurlar yer alıyor. Kız çocuklarına sürekli evlilik oyunları, modelleri, öyküleri, kına törenleri, bunlar daha ilkokulun ilk sınıflarında öğretiliyor. Kız çocuklar evlenmeye özendirilmeye çalışılıyor. Eğitim sistemi gibi medyanın dili de çok önemli bu konuda. Ama o da iktidarın, şu anda medya genelde yazık ki iktidarın güdümünde olduğu için, iktidar vesayeti altında olduğu için bugünkü iktidarın yaklaşım açısını dizilerinde de, reklamlarında da, dilinde de her yerde ortaya koyuyor. Dizilerde de bakın, hep kadın şiddet gören, ağlayan, aldatılan, ne bileyim işte erkeğin kocasının, sevgilisinin peşinden koşan hep falan aciz, rollerde değil mi? Aciz gösteriliyor. Parası olsa da aciz. Aynen. Ya aynen. Ne bileyim, sosyal statüsü olsa da aciz, hep aciz.
değil mi? Yani öyle aynen. bir profil i̇şte var. İşte bunlar şey çiziyor. Kız çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza rol model çiziyor bu yayınlar. O nedenle kesinlikle yani modern bir eğitim sistemi, modern bir yönetim anlayışında bütün bunlar ortadan kalkmalı. Televizyon yayınları, gazete yayınları, tüm medyatik yayınlar da bu toplumsal cinsiyet eşitliği filtresinden geçmeli. Aslında bence bir de şöyle bir şey olmalı, madem oraya geldik onu. Şimdi geçtiğimiz yıllarda trafik kazalarındaki bu yoğunluktan dolayı trafikte empati diye bir ders evet. kondu. Bu toplumsal cinsiyet farklılığıyla ilgili bir ders de milli eğitimin ders yerpazesinde yer alırsa bence bu sorun kökünden çözülecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu trafikte empati bir hareket olarak çıkmıştı, konu olarak çıkmıştı. Sonra ders olarak hem SRC'lerde hem sürücü kurslarında şu anda veriliyor ve ben çok da olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok haklısınız. Bunu biz de önermiştik. TÜBAKOM olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o zaman adı kadın erkek komisyonu olan, eşitlik komisyonu olan, sonra adı değiştirilen komisyona öneride bulunmuştuk. Üniversitelere, liselere ve ortaokullara, ilkokullara toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri konulabilir. Aynı empati gibi, trafikteki tabii, empati gibi. Gibi. Amaç evet. aynı. Orada eşitlik bilinci verilebilir. Yine o gün birlikte izlediğimiz şeyde bir video vardı derste. O bölümü izlediniz mi bilmiyorum. Aynı soru farklı yaştaki kızlara soruluyor. Biri sana kız gibi koşsa koş dese nasıl koşarsın? Kız gibi koşmak. Evet, kız gibi koş dese nasıl koşarsın diyor. Büyük yaştakiler biraz böyle yani daha narin, daha biraz böyle karikatürize şekilde bir kız koşusu yapıyorlar. Ondan lay lay lom hani tipler vardır ya böyle. Ama daha genç, daha küçük yaştakiler ve küçük yaşa indikçe işte aynen bir atlet gibi koşuyor mesela. İşte güçlü bir erkekle yarışabilecek bir kız gibi koşuyor falan. Böyle böyle koşarım diyor. Ben çünkü ben buyum diyor. Bu işte öğretilmiş cinsiyeti ortaya koyuyor. Yani eğitim ve eğitimle birlikte toplum daha ileriki kızlara bir kız koşma şekli benimsetmiş. O benim bahsettiğim elbiseyi giydirmiş. Ha, o elbiseyi giydirmiş. Ama henüz o elbiseyi giymeyenler kendileri gibi koşuyorlar, güçlü koşuyorlar. Ben yenerim diyor, ben birinci olurum diyor, böyle koşuyorum ben diyor, kendisine güveniyor. İşte kadınların özgüvenini biz eğitimle, medyayla, siyasetle, bütün bunların söylemleri, tutum ve tavırlarıyla ortadan kaldırıyoruz. Kadınların üstündeki o bahsettiğiniz gömleği artık yırtmamız gerekiyor. Değil mi? Evet, çok güzel bir program oldu. Bize verilen zamanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi son olarak ne söylemek istersiniz? Aslında benim önümde daha soru var ama bahsettiğim gibi bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir toparlarsak ne söylemek istersiniz? Genel anlamda mesela kesin bayan sürücüdür diyenlerin kafasındaki o kadın profili olsun. Son açıklamamızda. Ne dersiniz? Evet. Ya o profili değiştirmek için hepimize görev düşüyor. Annelere, babalara, kız kardeşlere, erkek kardeşlere, öğretmenlere, komşulara, medyaya, siyasi partilere, özellikle yöneticilere hepimize görev düşüyor. Kadınların bu konuda birbirini desteklemesi, donatması, eğitmesi, birbirlerini teşvik etmesi, motive etmesi çok önemli. Erkeklerin kadınlarla empati yapması, kadına ayrımcılık yapan erkeklerden değil, kadına empati yapan ve onu
Aynı bizim biz Türklerin geleneğinde, töresinde olduğu gibi eşi ve eşiti olarak görmesi çok önemli. Devletin ve yöneticilerin altına imza attıkları İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi, anayasamızın 10. maddesinde öngörüldüğü gibi, kadın erkek ayrımcılığını ve eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikalar uygulaması, onlara öncelik vermesi çok önemli. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ancak hep birlikte, toplum olarak bunu bir ulusal politika haline getirerek gerçekleştirebiliriz. Bu problemi bu şekilde çözebiliriz ve kadına yönelik şiddeti de bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en önemli sonucudur. Eşit yurttaşlar olarak güzel bir geleceğe, yaşanabilir bir geleceğe birlikte yürümek için hepimizin toplumsal cinsiyet eşitliği için bir şeyler yapması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu konuya. İçel TV'nin, Nil Sezer'in verdiği destek için, bizi bugün bu konuda kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Tüm bizi dinleyenlere, tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir yıl diliyorum. Aşılarını yaptırsınlar mı? Aşılarını yaptırsınlar. Erişebildiğimiz aşı en kötüsü bile olsa şu anda en iyi seçenek. Başka bir seçeneğimiz yok. Hak sahibi olanlar aşılarını hiç geciktirmeden yaptırsınlar. Ulus olarak da, dünya olarak da bu karabasandan hep birlikte bir an önce kurtulalım ki diğer sorunlarımızın çözümüne bakalım. Değil mi? Evet. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkan Yardımcısı Avukat Şerife Arıcı Yıldız canlı yayın konuğum oldu. Kadının trafiğini konuştuk. Değerli görüşleri ve programa katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizi burada ağırlamaktan. Ben bir kez öyle, daha belirtmeliyim. Programın sonunda başta yapımda ve yayında emeği geçen İçel TV ekibine, sponsorumuz Mersin Psikoteknik Seyirci ve Mesut Sezer Eğitim Kurumlarına da bir teşekkür ediyoruz. Programın tekrarını yarın ve izleyen günlerde YouTube Nil Sezer ile Hayatın Trafiği linkinden izleyebilirsiniz. Ya da İçel TV'nin Facebook sayfasından tekrar izleyebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte biz buradayız efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.